Seçim sonrası gerçekten zam tufanı geliyor arkadaşlar, hazırlı olun. Hani o hani kurum cesaretle gelecek, her şeyi temizleyecek diyenler var ya, siz kendinizi düşünün. Kurumu murumu falan düşünmeyin arkadaşlar. Siz kendi ekonomik durumunuzu düşünün. Ha benim tuzum kuru diyorsanız, ha, benim tuzum kuru. Açıkçası senin tuzunu bilemem ama ben en azından bu ülkede geçim düzeyi standartlarda olan bir insanım. Evet, ben de tasarruf yapıyorum tabii ki. Aldığımda, giydiğimde vesaire, yediğimde, içtiğimde, ama bir asgari ücretli gibi, bir memur gibi, bir emekli gibi değil. Yani bu ülkenin mutlu bir azınlığı varsa, o mutlu azınlığın içerisinde olabilirim ben. Ama bunun mücadelesini tüm emeğimin karşılığını alıyorum bu sefer. Onu da söyleyeyim. Bedavadan para kazanmıyorum yani. Kelle koltukta zaten gazetecilik yapıyoruz. O kadar da abartmayayım ama yani zor bir ülkede zor bir gazetecilik yapıyoruz. Kimin ne yapacağının, nasıl tepki vereceğinin belli olmadığı bir ülkede emek harcıyorum. Emeğimin karşılığını alıyorum. Bu kadar. Havadan para veya gazetecilerin kimilerinin yaptığı gibi bir bagajım hiçbir zaman yok. Olmadı zaten. Yani olsa zaten şimdiye kadar çoktan çıkartmışlardı. O yüzden şerefli bir iş yaptığımı, onurlu mesleğimi onurlu şekilde yaptığımı düşünüyorum. Beni tanıyanlar da böyle olduğunu söyler. Ha, mücadele, evet. Gelir düzeyinin insanlar arasında eşit bir şekilde dağılabilmesi. Özellikle eğitim eşitliğinin, eğitimde eşitsizliğin giderilmesi. Ne bileyim, toplumdaki dezavantajlı kimi grupların o dezavantajlarının giderilmesi. Veya mağdur olmuş insanların sesinin yükseltilebilmesi. Ben böyle bir görev edindim kendime ve bu görevi de yerine getiriyorum. İşte seçim sonrası zam, evet, beni de zamlar etkileyecek ama bir emek 10 bin lira emekli ücreti alan bir insan kadar değil veya asgari ücretle 17 bin 2 lirayla çalışan bir asgari ücretli arkadaş kadar değil, ama beni de etkileyecek. Ama bunun mücadelesini vermek gerekiyor, insanları uyarmak gerekiyor. İsteklerimizi çok alamıyoruz açıkçası, sinema vesaire azaldı. Ayşegül Hanım böyle demiş, bize hizmet etmesi gereken siyasileri beslemekten bıktım artık demiş. Ben de bıktım çünkü ülkede o kadar parayı çarçur ediyorlar ki bizden çıkartıyorlar. Bu iddialar doğru ise, bakınız, bu iddialar gerçekten doğru ise 1 Nisan'dan sonra İstanbul'u kim alırsa alsın, Ankara'yı kim alırsa alsın veya ne bileyim İzmir'i, Ankara'yı, Çankırı'yı, Kayseri'yi, Diyarbakır'ı, Trabzon'u, Samsun'u, Edirne'yi, Tekirdağ'ı, Çanakkale'yi kim alırsa alsın, ama 1 Nisan'dan sonra hepimize girecek. Bunu biliyor musunuz? Hepimize zamlar öyle bir girecek ki, öyle bir zam furyası altında kalacağız ki, öyle bir bırak artık zam yağmuru, zam tufanı gelecek. Şimdi iddialar çok ağır ve bu iddiaları ya İmamoğlu kazansa da kaybetse de, Mansur Yavaş kazansa da kaybetse de önemli değil. Zamdan bahsediyorum, siyaset dışı bir olaydan, ekonomimizden bahsediyorum. O demin işte İmamoğlu kazansın, yok kurum kazansın diyen tipler var ya, onlar esasında yani. Hiç ilgilendirmiyor beni kimin kazanıp kazanmayacağını. Tabii ki birisine vereceğim. Ama yani öyle kaybettiğinde de kafamdaki aday vesaire, Allah, karalar bağlamayacağım. Çünkü o modu çoktan açtım. Leğen gibi olduk demiş Gökmen. Gerçekten de leğen gibi olduk zaten. KDV'nin ortalama %24'e çıkacağı iddia ediliyor. Bakın, KDV oranı bu dedi ki Mehmet Şimşek. O da he. Tabii dolaylı vergiler, onu diyecektim ben de Ahmet. Dolaylı vergilerde değişiklik olmayacaktı çünkü enflasyon baskısı var diyordu Ağustos 2023'te Mehmet Şimşek. Göreceğiz. Bakalım yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Ne demek ya? 4 puan birden attıracaklar KDV'yi. ÖTV'de belki artabilir. Cevdet Yılmaz da aynısını söyledi. Bravo Ahmet. Eğer iki ev sahibiyseniz değerinin %1'ini emlak vergisi olarak vereceksiniz. Atıyorum. Bir eviniz var, bir de yazlığınız var diyelim. İşte o evlerden bir tanesi için artık hangisi, ikamet kağıdının dışındaki ev için herhalde. Onun da diyelim değeri 5 milyon TL. %1'i 500 bin, 5 milyon, 50 bin TL vergi vereceksiniz. Yine bu şekilde iddia ediliyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olma ihtimali var çünkü kasada para yok. Olur. Bak Ahmet de olur dedi, siz de olur diyorsunuz bence ekran başındakiler. MTV vardı ya, MTV'yi yılda 4'e çıkartmayı düşünüyorlarmış kalıcı olarak. Bakın bunlar vahim iddialar. Bunlar cebimizden, hani öyle şeyle, hortumla değil, büyük kanalizasyon bilmem neleriyle çekilen diye çekilen paralar. Eski
diye çekilirdi. Şimdi işte böyle az önce efekt sesi verdim ya bir tane. Öyle çekilecek para. MTV, motorlu taşıtlar vergisi arabası olanlar için yılda 4'e. Şimdi 2 ödüyoruz biz. Bir Ocak ayında, bir de Temmuz ayında, demek ki 3'er aylık dönemler halinde yılda 4 kez ödeyeceğiz. Silindir hacmi eğer aracınız varsa 1600 cc'den fazlaysa ağır vergi gelecekmiş. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunlar iddia. Ama bunlar konuşulmaya başlandığına göre devletin de ihtiyacı var. Bunların da ihtiyacı var. Paraları çarçur ediyorlar. Ondan sonra da çok güzel bir ekonomiyi büyüttük diye seviniyorlar. Ahmet, çok doğru söylüyorsun yine. Klasik AK Parti taktiği. Böyle böyle yemliyorlar şu anda. İşte kimi ekonomistlerin kulağına gidiyor, kimi ekonomistlerin kulağına birileri üflüyor, ediyor vesaire. Ve bunlar şimdiden söyleniyor. Ben size ne dedim? Bundan 4 ay önce. İlk asgari ücreti açıklayanlardan bir tanesi benim. Ha, asgari ücret dedim, şu aralıkta olacak. 1 Aralık görüşmeleri başlamadan Kasım ayı içerisinde ben asgari ücret 16.500 ile 16.900 arasında olacak, 100 lira aşağı 100 lira yukarı dedim. Hatırlıyor musun? 100 lira aşağı 100 lira yukarı dedim. İşte böyle, çünkü alıyorum bir yerlerden bilgileri. Herkes bir yerlerden bilgi alıyor. Güvendiği insanlardan bilgi alıyor. Ondan sonra da şimdi bu da aynı şekilde üfleniyor. Ve 1 Nisan'dan sonra Allah kolaylık versin, bu ülke gerçekten çığırından daha da fazla çıkacak. Gelir adaletsizliği ve siz bu ortamda kredi kartını iptal etmeyi düşünüyorsunuz. İnsanların hala da kredi kartını lüks için harcadıklarını düşünüyorlar. İnsanlar kredi kartlarını, beyefendiler, sizin kadar rahat yaşamıyorlar. İnsanlar kredi kartlarını geçinebilmek için, hayatta kalabilmek için, yaşamlarını sürdürebilmek için kredi kartı kullanıyorlar. İyi yayınlar demiş İstanbul Gündemi. Barış demiş ki Fatih Bey iyi yayınlar. Sözcü TV'de yapmış olduğunuz ankete katılmak istiyorum. Fakat bir türlü anket karşıma çıkmıyor. Bir şey diyemeyeceğim. YouTube'a koyuyoruz. Aynen bu şekildeki gibi. Yaparsa AK Parti yapar. Gerçekten yaparsa yine AK Parti yapacak bunları. Gençler, sizler bilmezdiniz. Ama bakın tüm bunlara rağmen, yani tüm bu dedikodulara rağmen, iddialara rağmen, kredi kartına insanların ihtiyacı var, onu işte o kısıtlamalar getirmeyi düşünüyorlar. Erdoğan gidip Aydın Meydanı'nda insanlara diyor ki ekonomi büyüdü. Ekonomiyi büyüttük. İyi arkadaş, ekonomiyi %4,5 büyümüş ekonomi. Tamam mı? 2023 kişi başı gelirimiz 13.100 dolar olmuş. %4,5 da büyümüşüz. Şimdi burada soru şu. Nasıl büyüdük sorusu. Bu birinci soru. İkinci soru da iyi de büyüdük de, birinci soru nasıl büyüdük? İkincisi, bu büyüme kime yaradı? Bu büyümeden kimler faydalandı?